Gençler merhaba. Manyetik alan konusuna başlangıç yapıyoruz. Bu manyetik alandaki sahil kuralını hem simülasyon hem de görsellerle müthiş bir şekilde anlatmak üzere çok ciddi hazırlıklar yaptık. Burada 3 boyut kavramı çok kullanıldığı için sayfa düzeninde burayı izah etmek çok zor. Onun için ekstra simülasyon ya da deney tarzı video destekli pek çok görsele ihtiyaç duyacağız. Şayet sahil kuralını halen kavrayamamışsanız bu videoyu izleyin ve bu işi artık burada bitirin. Bu dersimizde 4 tane temel bilgi vereceğim. Birinci bilgiyle başlıyoruz. Düz serinin etrafında halkalar şeklinde manyetik alan oluşur. Tıpkı mıknatısın etrafında oluşan manyetik alanlar gibi iç içe geçmiş çemberler şeklinde manyetik alanlar oluşur. Şöyle bir düzlemimiz ve düz telimiz olsun ona dik bir düz telimiz var ve üzerinden iyi akımı geçiyor. Ve halkalar şeklinde manyetik alan oluşuyor. Bu manyetik alan düz dik olacak şekilde oluşmaktadır. Düzselen akım geçmiyorken şu düzlem üzerine toplu iğne gibi demir parçaları dökmüş olalım. Şimdi akım geçmeye başladığında toplu iğneler belli bir düzene girecek. Evet. Akım geçmeye başladığında şekilde gördüğünüz gibi gençler, belli bir düzene giren toplu iğne parçalarını, demir parçalarını göreceğiz. Şayet bir pusula yerleştirmiş olsak buraya, pusula da belli bir yöne doğru yönelecek şekilde dengede kalacaktır akım geçen diktelin etrafına pusulalar yerleştirilirse pusulaların yönü manyetik alana göre şekillenecektir. Biz bu bilgiyi şöyle maket olarak göstermiş olalım gençler. Düz telin etrafında manyetik alanlar oluşur. İkinci bilgi ise sayfa düzleminden içe ve sayfa düzleminden dışa kavramlarını bir öğrenmemiz lazım. Simge olarak sayfa düzleminden içe kısmını çarpı olarak gösteriyoruz. Sayfa düzleminden dışa vektörlerini nokta olarak gösteriyoruz. Düzlem hazırlamış olalım. Bakın nokta olan yerlerde sayfadan dışa doğru bir mavi vektör var. Kırmızı olan yerde ise sayfa düzleminden içe doğru vektörler var. Sayfa düzleminden içe doğru vektör, sayfa düzleminden dışa doğru vektör. Karşıdan görünümüne bakalım. Evet, sayfanın karşıdan görünümüne baktığımızda aşağı doğru kırmızı vektörü yukarı doğru da mavi vektörü görüyoruz. Yani sayfadan dışa, sayfadan içe kastettiğimiz olay bu. Bir de üstten baktığımızda sayfadan dışa ve içe kısmında bu şekilde algılamış olacağız. Yine şöyle düşünecek olursak şu mavi vektörleri takip edelim. Bakın sayfadan içe doğru girerken bu vektörler diğer tarafta da sayfadan dışa doğru çıkıyor. Yani buradaki bir döngüyü ifade etmiş oluyoruz. Ayrıca şu görselde sık sık kullanacağım. Elim sayfadan içe doğru girerken Parmaklarım sayfadan dışa doğru çıkmakta. İçe ve dışa kavramını bu şekilde de sorular üzerinde görmüş olacağız. İçe ve dışa kavramlarını yani vektörlerini bir de şöyle 3 boyutlu olarak görmüş olalım. İçe ve dışa kısmından algılamamız gereken ne? Muhteşem bir simülasyonumuz var gençler. Bakın şöyle baktığımız zaman gördünüz mü içe ve dışa kavramını? Sayfadan içe doğru, sayfadan dışa doğru manyetik alan vektörlerini bu şekilde ifade edeceğiz. Karşıdan görünüm ise bu şekilde olacak. İçe, dışa derken bunu kastediyoruz arkadaşlar. Evet, bunları örnekler üzerinde uyarlama zamanı gelecek şimdi. Bu içe ve dışa kavramını vektör olarak da görmüş olalım. Üçüncü bilgimiz sağ el kuralı. Sağ el kuralında sağ elin baş parmağı akım yönünü gösterecek şekilde tel avuç içine alındığında tel çevresine bükülen parmaklar manyetik alanın yönünü gösterecektir. Şöyle bir düzenimiz olsun. Yeşil oklar akımı göstermekte. O zaman baş parmağımız akım yönünde tutulduğunda dört parmağımız manyetik alanı gösterecek şekilde Teli avucumuzun içerisine almamız gerekiyor. Bakın gençler teli avucumun içerisine alıyorum. Baş parmağım akımı gösteriyor. Sayfadan dışa doğru dört parmağım bakın. Ve elim de sayfadan içe doğru girmiş oluyor. Vektörleri de şöyle göstermiş olayım. İçe ve dışa vektörlerimizi de görmüş olalım. İletken teli avucumun içerisine alıyorum. Baş parmağım akım yönünü gösteriyor. Ve dört parmağım bakın içe doğru girerken şimdi dışarı doğru çıkıyor. Bakın Dört parmak içe gösteriyor sağ elimizde 4 parmağımız şu an dışa vektörler göstermiş oluyor. Olay aslında şundan ibaret. Düzselin çevresinde manyetik alan oluşmakta halkalar şeklinde demiştik. Bu manyetik alan vektörleri bir taraftan sayfanın içine girerken diğer taraftan sayfadan dışa doğru çıkıyor. İçe ve dışa kavramlarını bu şekilde bilmemiz gerekiyor gençler. Biz bu düzlemi genelde üstten göreceğiz. Yandan gördüğümüz sortüller de var. Üstten gördüğümüzde vektörlerin bize doğru baktığında dışa olduğunu, içe doğru olduğunda da sayfadan içe doğru bir vektör olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet sayfadan içe, sayfadan dışa vektörlerimiz. Şimdi sahil kuralını burada uygulayalım. Evet yeşil oklar akımı gösteriyor. Sahil kuralı uyguladığımızda bakın gençler baş parmağımız akım yönlü yani yeşil vektörler gösterirken dört parmağımız Önce içe doğru giriyor sonra sayfadan dışa doğru çıkıyor. Sayfadan içe ve dışa şeklini dört parmağımızın yönüne göre karar veriyoruz. Şu an sayfadan içe giriyor sonra sayfadan dışa doğru çıkmış oluyor. Dolayısıyla akım geçen telin bir tarafı sayfadan içe ise diğer tarafı sayfadan dışa vektörlerden meydana gelmektedir. Ve elimi biraz daha bükersem tekrar içe doğru girdiğinde görmüş olalım. Düz telin etrafında manyetik alan vektörleri oluşur demiştik halkalar şeklinde. Bakın halkalar bir taraftan dışa doğru çıkarken diğer taraftan içe doğru giriyor. Dört parmağım şu an sayfadan içe doğru. Dört parmağım şu an sayfadan içi gösteriyor. Baş parmağım akımı göstermiş oluyor. Ve elimi biraz daha döndürürsem sayfadan içe girip sonra sayfadan dışa çıktığını dört parmağımın bu şekilde görebilirim. İşte burada vektörlerin dışa olduğunu, İçeri girerken de burada sayfadan içe doğru vektörler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tahminim bu görsel size çok şeyler anlatmıştır. Buradaki düşünce tarzımız bu şekilde oldu. Ben bu sağ el kuralı içinde şöyle bir görsel hazırladım gençler. Bir sayfamız var. Kalem akım yönünü gösteriyor olsun. Kalemi ok yönünde avucumun içerisine aldığımda elim bu tarafta sayfadan içe doğru girerken diğer tarafta parmaklarım sayfadan dışa doğru çıkıyor. Burası sayfadan içe doğru, bu kısım sayfadan dışa doğru vektörler olacak. Tahminim buraya kadar sıkıntı yoktur. Akım geçen teli şekildeki gibi kavradığında elim burada sayfadan işe girerken burada elim sayfadan dışa çıkmakta. Bu akım vektörü oldu kalemimiz. Dışa vektör yani parmaklarımızın çıktığı kısım dışa vektör. Elimizin girdiği kısımda sayfadan aşağı doğru yönelen vektörler var. Ve dördüncü ve son bilgimiz formül gençler. İletken telin çevresinde B manyetik alanı oluşuyordu. Herhangi bir noktayı seçiyorum P noktasını. Buradaki B vektörü nelere bağlı? B eşittir. 2K çarpı I bölü D şeklinde yazıyorum. Yani uzaklıkla ters orantılı. Telden uzaklaşıldıkça manyetik alan azalır. D artarsa manyetik alan azalır. Akım artarsa manyetik alan artar doğal olarak. Buradaki K ve 2 sabit sayılar. K 10^-7 tesla bölü metredir. I akım şiddeti birimi amperdir. d iletken tere olan uzaklık birimi metre ve B manyetik alan birimi tesladır. Teslayı bilirsiniz. Elektrik alanında deha olarak kabul edilen ve Edison'la yarışan bilim adamımız son olarak toparlayarak not olarak vermiş olalım. İyi akımımız var. Buradaki manyetik alanlar içe mi dışa mı diye soralım. Baş parmağımız akımı gösterecek şekilde teli kavradığımızda buranın dışarı doğru olduğunu, buranın da içe doğru olduğunu görebiliriz. Diye tele geldiğimizde baş parmağımız akım yönünde, dört parmağımız buradan içe doğru, buradan dışa doğru olur. Gençler bunu muhakkak uygulayın. Burayı sadece izlemeyin. Kalemi bırakın sağ elinizde bu kısmı uygulayın. Karıştırıp sol el yapmayın. Bir örnekte başlangıç yapmış olalım. X ve Y tellerinden geçen akımların KLMN noktalarından hangilerinde oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfır olabilir? X teli kırmızı, Y teli mor olarak ya da mavi olarak verilmiş olsun. X telinin oluşturduğu manyetik alan noktalara nasıl etki etmekte? İçe mi, dışa mı? Ben bunları ayrı ayrı alacağım şimdi. Evet, X telini şu şekilde ayrı aldım, bağımsız aldım. Ve Y telini böyle bağımsız aldım. Hemen sağ elimizle kavruyoruz. Ben bunu şöyle görselle göstermiş olacağım. Bakın tel avucumuzun içerisine kalacak şekilde sağ elimle kavradığım zaman buradan içe doğru girdiğini buradan dışa doğru elimizin çıktığını görebiliyoruz değil mi? X X'lerin şu kısmındaki manyetik alan vektörleri dışa doğru diye şöyle işaretleyeyim. Şu kısımdakiler içe doğru. Diğer telde ise bakın şekildeki gibi sağ el kuralımızı uyguladığımızda 4 parmağımız buradan dışa doğru çıkarken elimiz buradan içe doğru giriyor. Yani bu kısımdaki vektörler içe doğru. Şu kısımdaki vektörler dışa doğru olacak. Evet bu vektörlerimizi soru üzerine taşıyorum. Evet mor vektörler burada şöyle dışa doğruydu. Şurada içe doğru. Kırmızı vektörler burada dışa doğruydu. Burada içe doğrular. Şimdi soruya tekrar döndüm. Hangi noktada bileşke manyetik alan sıfır olabilir demişti. Zıt olan iki vektörün olduğu yere manyetik alan sıfır olabilir. Burada aynı yönlü iki vektör var. Bunlar sıfır olamaz. Zıt vektörler var. O zaman burası sıfır olabilir. Zıt vektörler var. O zaman burası sıfır olabilir. Aynı yönlü vektörler var. Burası sıfır olamaz. K'daki vektörlerin sayfadan dışa doğru, N'deki vektörlerin sayfadan içe doğru olduğuna da dikkat edelim. Buna göre cevabımız L ve M'de 0 olabilir diyorum. K noktasındaki manyetik alan sıfır olduğuna göre Y telinden hangi yönde kaç iyi akım geçmektedir? X telinin akım yönü ve akım büyüklüğü verilmiş. Gençler X telinin K noktasında oluşturduğu manyetik alan içe doğru mudur, dışa doğru mudur? Önce onu bir tespit edelim x yerine sahil kuralı uyguladığımda elimi x kavrayacak şekilde tutuyorum. Baş parmağım akım yönünü gösteriyor. Bu durumda bu taraf sayfadan içe doğru olurken diğer taraf sayfadan dışa doğru oldu. Demek ki x k üzerindeki etkisi sayfadan içe doğru olacak. x k'daki etkisi sayfadan içe doğru ise buranın sıfır olabilmesi için diğer terim burada sayfadan dışa doğru bir manyetik alan oluşturması gerekiyor. Y de k noktasında sayfadan dışa doğru bir manyetik alan oluşturmalı diyoruz. O zaman Y telinin sayfadan dışa doğru manyetik alan oluşturabilmesi için akımının hangi yönde olması gerekiyor? Hemen el kuralına geliyorum. Dört parmağım burada dışarıyı göstermesi için baş parmağımın bu şekilde akımı gösterecek şekilde yani şuradaki gibi durması gerekiyor. Yani akım yönü bu tarafa doğrudur. Evet akım bu tarafa dedik ve buna IY dedim. Sayfadan dışa doğru bir manyetik alan vektörü oldu. Buna da BY diyelim. X'lerin ise K'daki etkisi sayfadan işe doğruydu. Buna da BX diyelim. K'daki manyetik alanın sıfır olabilmesi için BX'in BY'ye eşit işte olması gerekiyor. Büyüklük olarak ve zıt olması gerekiyor dolayısıyla. Evet B formülümüz 2K 2i bölü şu mesafe buraya 1 diye diyelim. Eşittir 2K İ'ye bölü. Mesafe ise şurası. Yani 3D olacak. Burada 2K'lar gider. Aslında hiç yazmasak da olurdu. D'ler gider. İ'ye buradan 3 çarpı 2, 6 i çıkacaktır. İ ve 2 işletinde akım geçen teller şekildeki gibi birbirine dik olacak şekilde konulmuştur. Buna göre X ve Y noktalarında oluşan manyetik alanların büyüklükleri oranı BX bölü BY kaçtır? Gençler önce kırmızı telin ve mor telin X ve Y üzerine oluşturduğu manyetik alan yönlerini bir bulalım. İşlem kısmına sonra geçelim. Mor tel bu şekildeyken sahil kuralı nasıl uygulayacağız? Tel avcumuzun içerisine kalacak şekilde kavradığımızda hemen aşağıdaki şekli veriyorum. Baş parmağımız akım yönünü gösterdi. Dört parmağımız buradan dışarı çıkarken... Elimiz buradan içeri doğru girdi. İçe doğru olurken bu taraf dışa doğru oldu. Kırmızı tel için bakalım arkadaşlar. Önce siz uygulamaya çalışın. Sağ elimizle teli kavradığımızda bu şekilde göstereyim. Elimiz buradan içeri doğru girerken buradan dışa doğru çıkacaktır. Yani buradaki vektör dışa vektör oldu. Buradaki vektör içe vektör oldu. Gençler bu sağ kuralını hallettik değil mi artık? Bir sıkıntımız kalmasın. Burayı bir halledelim ki ilerideki muhteşem kısımlara gelmek istiyorum. Bizim için çok keyifli konulardan birisi. Bu konuyu çalışırken böyle güle oynaya çalışacağız gençler. Yönleri soru üzerine taşımış olayım. tel için burasına içe doğru demiştik. Buraya dışa doğru demiştik. Kırmızı tel için burası içe doğru. Burası da yine dışa doğru olmuştu. Manyetik alanımız B eşittir. 2 K'yı arkadaşlar. Normalde bu formül K çarpı 2 bölü D şeklinde yazılıyor. Ben kafiyeli olsun diye iki kayde şeklinde yazıyorum arkadaşlar. i teli x'e bir birim uzakta. 2 iki k hiç almayayım ben. Yani i bölü d'ye i bölü 1'e 1 bir b demiş olayım gençler. O zaman şu kısma geliyorum. Yine bakın bir birim uzakta. i bölü 1 bir birim 1 bir d yine 1 b oldu. Bu şekilde pratik yazmaya çalışalım ki işlem kısmını azaltmış olalım. Diğer tel için x yine bir birim uzaklıkta ve 2i akımı var. O zaman burası 2b olur. Mortelin buradaki y'deki etkisi arkadaşlar 2 birim uzakta 2i bölü 2d'den burası 1b olacaktır. Yani bx bölü by kaç oldu arkadaşlar? Buradan çok rahat görebiliriz. bx'imizde aynı yönde iki vektörümüz var. b artı 2b'den 3b oldu. By'ye de yine aynı yönde iki vektörümüz var. b artı b 2B oldu. Demek ki oranımız 3 bölü 2 imiş. Bir diğer dersimizde düz telin dik durma durumunu irdeleyeceğiz. Ve biraz da zor soru ve çıkmış sorular üzerine duracağız gençler. Ve sonra çembersel telin manyetik alanı ve bobinin manyetik alanı şeklinde manyetik alan dersimiz devam edecek. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görsellerim için, simülasyon için, sahil fotoğraflı görselim için de arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Ne derece anlaşılır olup olmadığını üzerinizdeki etkilerini merak ediyorum. Bana muhakkak yazın. Müzik